güzel sarı kırmızı. Bayrağımız ne güzel sarı kırmızı. Kotramızın adı deniz yıldızı. Takatak tak zımtak zımtak dalgaya bak. Hey çek master çek. Yabancı orta saha transferi gerçekleşti. Frederic Mitiu. Şimdi ismini doğru mu söyledik, yanlış mı söyledik onu da bilmiyoruz. Mitiu mu, Mitiu mu? Nasıl söyleniyor bilmiyorum açıkçası. Adam Norveçli hepimizin bildiği gibi. 28 yaşında 1.76 boyunda 6 ile 8 numarası oynayan Norveç milli takım oyuncusu Frederic Mitiu. Transfermarkt'taki değeri 6 milyon euro. Biz 3.5 milyon euro ödeyerek kulübüne AZ Alkmaar'a oyuncuyu kadromuza kattık. Şöyle biraz kariyerine baktığımız zaman enteresan ve istikrarlı bir kariyer görebiliyoruz. Norveç'te tabii ki başlıyor. Genç yaşlarda Rosenborg'a transfer oluyor. Ülkesinin en büyük kulübü. Orada uzun yıllar oynamayı başarsa da arada kiralık da gidiyor başka kulüplere kendi ülkesinde. 2014'ten 2017'ye kadar istikrarlı olarak Rosenborg'da kalıyor. En başarılı dönemi de o. Orada tam 6 kupa kazanıyor. 3 tane de lig şampiyonluğu. Ve ilk büyük transferini gerçekleştiriyor diyebiliriz. 2.2 milyon euroya. Hollanda'nın önemli kulüplerinden AZ Alkmaar'a transfer oluyor. 2017 yazında ve bugüne kadar da orada oynadı. Norveç milli takımına sürekli seçilse de oranın istikrarlı futbolcusu değil. Onu söyleyebilirim. 2016'dan beri sürekli seçilen ama sadece 11 maça çıkmış bir futbolcu. Düşünün yani şöyle bir düşünün. Sürekli seçiliyor ama sonradan da bile giremiyor yani o anlamda o takımın as oyuncularından asla değil. Bunu söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'nin Norveç milli takımını deplasmanda 3-0 yendiği maçta ilk 11'de oynamış ve 68. dakikada erken çıkarılmış. Büyük ihtimal kötü oynamıştır o maçta diye düşünüyorum. Ben her zaman oyuncuların internasyonal tecrübelerine dayanırım ve ona bakarım. Onlar benim için önemlidir. Milli takımından vazgeçilmesi olmasa da 24 tane Avrupa Ligi maçı var kariyerinde. 12 tane Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmış kariyerinde. Bunlar önemli veriler. Ciddi bir Avrupa Kupası tecrübesi var. En yakın istatistiklerine baktığımız zaman yani geçen sezon istatistiklerine baktığımız zaman 28 lig maçı 5 asist, 6 konferans lig maçı, Avrupa Ligi elemelerinde AZ Alkmaar erken elenmiş. Orada 2 maçta da oynamış. Genel kariyerine baktığımız zaman yine aman aman gol katkısı olmamış. Okan Buruk'un gerçekten çok istediği bir futbolcuymuş yani. Gazeteciler öyle anladı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz ama 3.5 milyon euro gibi bonservis ödediyse eğer burada bir doğruluk payı vardır diye düşünüyorum. Baktığımız vakit Hollanda Ligi kariyeri 5 yıl içerisinde şöyle geçmiş. 143 maç, 5 gol, 20 asist. Yani baktığınız zaman 25 gol katkı sayısı çok yüksek bir sayı değil. Golcü bir oyuncu asla değil. Ve bunu 8 numarada genelde oynayarak geçirmiş. Kariyerinde 8 numarada 209 maç, 14 gol, 41 asist. Bu Norveç Ligi ile beraber hatta Avrupa Kupaları ile beraber. 6 numarada bir hayli az maç oynamış 8 numaraya göre. 71 maç, 6 gol, 9 asist. Yani baktığımız zaman daha böyle support oyuncu gibi. Yani asistini yapan oyunculara benziyor gibi mi geliyor. Şimdi ben analistçilerin çoğunu izledim baktım ya kimileri sanki böyle sürekli Frederic'i izliyormuş gibi konuştu. Çok iyi diyen var, çok kötü diyen var. Ben 28 yaşında 5 yıl üst üste AZ Alkmaar'ın as oyuncusu olmasını pozitif bir şey olarak görüyorum. Yani şöyle düşünelim. Bu oyuncu büyük ihtimal birçok teklif kariyerinde almıştır. Ve büyük ihtimalle reddetmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bir dönem Transfermarkt'taki değeri 10 milyon euroya kadar çıkmıştı. Oralarda da teklif almaması imkansız diye düşünüyorum. Bu tarz futbolcuları genelde severim. Neden severim? Çünkü o ülkenin adamlarını buraya transfer ettiğimizde çok böyle kötü bir transfer olmaz. Yani 2 milyon euroya transfer ettiğimiz Martin Linnes bizde kaptanlığa kadar çıktı yani öyle söyleyelim. Ve herhalde çok yetenekleri kısıtlı olmasına rağmen kimse Martin Linnes'ten kötü bahsedemez. Frederic için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Ve geleceğe bakıyorum. Şöyle bir gerçek de var. Aytaç Kara Galatasaray'dan ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aytaç bu arada adamlık yaptı diyebiliriz. Çünkü bütün alacaklarından vazgeçti. Galatasaray'dan hiçbir para talep etmeden
bu sözleşmeyi feshetti. Bu önemli bir şey çünkü aldığımız kadar futbolcu da göndermemiz gereken de var. Kontenjan da açmamız lazım yabancı olarak. O da ayrı bir konu. Onu da yapmamız lazım gelecek günlerde ve haftalarda. Frederik Galatasaray'ın sorunlarını çözer mi? Bence çözmez ama aynı Oliveira gibi nokta atış transferi olabilir. Yanına hala bir veya iki orta saha alınması gerekiyor bana göre. Yani şöyle düşünün. Büyük ihtimal stoper alınmayacak. Yabancı sınırı içerisinde herhalde Abdülkerim Bardakçı, Yunus ve Kerem rotasyonu daha böyle ön plana çıkıyormuş gibime geliyor. Yani aslında orta sahada oynayacak üçlü, zaman zaman dörtlü tamamen yabancılardan da oluşabilir. Yani Oliveira'nın ve Frederick'in yanına en az bir belki de iki tane daha yabancı gelebilir. Burada Torreira söyleniyor yani. Torreira gerçekten Galatasaray'a gelecekse muhteşem olur. Daha önce hayal kırıklığına uğradığımız Grilic'teki gibi olmaz umarım. Bayağı böyle bir yangın yaratılıyor sosyal medyada. Frederick önemli bir transfer olarak görüyorum. Şu anki takıma kalite katacağını düşünüyorum ve umuyorum. Ama bu transferle burada asla bu iş bitmemeli. Hala da bir veya hatta iki orta saha transferi bekliyorum. Galatasaraylı olarak da talep ediyorum. Frederick Mitsio Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. İnşallah Galatasaray'da uzun yıllar oynar. 3 yıllık sözleşme yaptı. Baktığım vakit 3,5 milyon euro bonservis bedeli. Sadece 975 bin euro maaş, yıllık maaş. Yani 1 milyon bile değil. Baktığınız vakit tutmazsa bile çok kolay da gönderebileceğiniz bu oyuncu. Biliyorsunuz geçmişte birçok futbolcu aldık. Maaşlarında saçma sapan rakamlar görünce de futbolcular da ayrılmıyor. Performans göstermeseler bile. Oynatılmadıkları dönemlerde bile zorla kalıyorlar. Sadece bu parayı başka bir yerde bulamayacaklarını bildikleri için. Bunu Mitsio'da yaşamayacağız büyük ihtimal. Ama inşallah buraya kadar da gelmez. Tutar ve iyi bir kariyer geçirir Galatasaray'da. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İnşallah daha birçok transferi burada konuşacağız.